Rabbil alemin Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Yake nabudu ve yake nestaîn. İhtina sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve leddâllîn. Amin. 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 Nasılsın şimdi? Elhamdülillah. Böyle ter, ter, attım abi. Ter mi attın? E baştan beni bir anlatır mısın? Bak şimdi sana bir şey göstereceğim. Ya i̇lk okuduğumda şeydi. İşte <laughs> böyle bir e, karın bölgesinde bir e, ateş gibiydi böyle bir. <laughs> Ondan sonra göğüs bölgesine geçti. Göğüs bölgesinde bir yoğunlaşma oldu. Ondan sonra o göğüs bölgesinde gitti. <laughs> Ondan sonra ikinci kez e, okumaya başladığında. O zaman e, şey oldu ya. Yani ikinci kez yani. Oku şu. Ben şimdi adresi mektubu yazıyorum zarfa. Akci yerine dediğim zak. Ondan sonra okuduğum şey değil mi? Evet. Ha ondan sonra anlat. Ondan sonra abi bütün okuma boyunca ateş bastım, ateş attım yani şimdi hala terliyorum. Ha o ter nedir biliyor musun ter? Tıpın ne bilmedi? adını bilmiyorum. Ölü hücrelerdir. Ha ha. Mesela, Çok mesela e, şifanın sebeplerini sayarken Osmanlıca da yazar. Hatırma kaldığı kadar 5-6 tane sayayım. Sihatın alameti. Bir, e, millet kızıyor ama kızacak bir şey. E, üzülüp gülebiliyor musun? İnsansın. Başka? Yürüyüp terleyebiliyor musun? <laughs> İştahlı yiyip tuvalete gidebiliyor musun? Sevip nefret edebiliyor musun? Kendinle ve diğerleriyle beraber olabiliyor musun? Bu çizgileri ayırt edebiliyor musun? E başka? E mühim ve elzem ve lüzum. Yani çok mühimle mühim arasını sırasını yapabiliyor musun? Sıralıyor. Tamam mı? Şimdi bunlardan bir tanesi terleme. Terleme nedir? Sihattır. Onun için hamam şifadır ya. Şimdi sana ilk Kur'an okuduğum zaman sana şunu göstermek istedim. Korona illa hariçten alınmaz kardeşim. Tamam İnsan Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar, sana tek tek izah ediyorum. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar insan ve alleme, ademe, esma külleha bütün doğru ve yanlışlar yazılımı yüklenmiş insana. Hepsi var. Ha insan bulunduğu ortama göre, mesela benim tenim beyaz. Afrika'ya gideyim birkaç sene sonra benim tenim siyah olur. Genetiğimde o da var yani Her şekil boyalanabilme özelliğim var Beğenden her çeşit çocuk olabilir beyaz da siyah çünkü gene ama baskın olabilir şu anda bak gündüz 12 mi şu anda evet, gündüz, Şu anda ay yok biz yok diyoruz ay var ama güneş baskılamış Doğru Ha Bütün hastalıklar böyle bizde var baskılanmış Sihat basmış Başka evet. bir örnek vereyim ki Şimdi cennette bana soruyorlar hastalık yok abi de Şafi ismi nasıl tecelli edecek Şafi ha, Şafi demek Allah hastalıktan sonra şifa veren hastalık yok ki şifa versin Şafi devamlı tecelli edeceği için hastalık yok. Maşallah Allah razı olsun. Çok güzel. Şimdi de mesela e, Hastalığı e, niçin olmadığı zaman sihat devamlı baskılamış. Sihat geri çekilince hastalığı Allah vermedi. Hastalık kendisini gösterdi. Bu da işlev yapıyor. Bu da memur. İlle korona hariçten geldiğine ben kani değilim. Nedir o? <laughs> Dağda da kapabilir. Hiç kimse yok. Şu. insan bir şey inandırılırsa mesela ben sana ikinci okumada dedim ki ki doğru da o. Ben şimdi okuyacağım. Akciğerini kastet ve uzaktan okurken ben huf huf yapınca ciğerine çeksen de sanki orada okuymuş gibi vücuduna ter attı değil mi? Evet abi. Peki hayal olsa, realite olmasa dediğim niye terledin? O da mı psikolojik? Diyelim ki psikolojik, psikolojik yok demek midir? Yani. Olan realitedir. Yani sebeplerle olana normal, sebepsiz olana psikoloji deniliyor Şimdi e, o ölü hücre senin o korona gibi gözüken 246'da sözlerde ve alleme, adem esma külleha diyor ki orada insanın bir fıtratını bozan iki yanlış yollara sevk eden bak fıtratını bozan yanlış yollara sevk eden yani düşüncesini bozan insanın fıtratını doğasını bozan nedir erva habise bu gıda olur gıda yanlış gıdalar Ondan sonra yanlış ilişkiler, bu cinsel olur, insan ilişkiler, gada, pidep vesaire. Bir de yanlış yemek yemeler, yani adetler. Yani insan açlıktan kimse ölmez kardeşim. Tokluğun terk edilmesiyle ölüyorlar. Aynı kanun. Tokluğun terkiyle ölüyor. 16. Lema'da anlatır bunu. Dolayısıyla toplumda inandırılmış. Aa geldi, aa geldi. Adam <laughs> yap Ulan yapmaktan çekiniyor ya. Sonra acaba bende mi var mı? Bu sefer erva habiseler insanın doğasında var. Hihihih, cirit atıyor. Ondan sonra sinir sistemine müdahale ediyor. Sinir sistemini hızlandırıyor. Bir terleme oluyor, ateş oluyor. Ateşi bırakmıyorlar. O anda bir gidiyorsun ölçüme. Hakikaten 39 gi. Oo hemen yükleniyorlar. Peki bunu kim oluşturuyor? Oluşuyor sonra. Peki... Bir şey değil mi Hasan abi. Ha. Ya şimdi bunlar aldılar bana korona tedavisine başladılarsa tetkikte de çıkmadı zaten. Bak ama dediler görüntüsü koronaya benziyor, o yüzden sana korona tedavisi vereceğiz. <laughs> yani ben de bir şey demedim, mecburen dedikleri ilaçları da aldım. Tamam. Ama dedikleri ilaçları alınca da. İnan sıkıntı oluyordu ya böyle yedim bulandırıyordu terletiyordu yok üşütüyordu falan filan beni daha çok rahatsız ediyordu yani onları almadığım saatlerde daha iyiydim aldığım saatlerde tekrar hastalanıyordum ama doktor dedi ne yapalım bari deyip alıyordum ben de ya. Şimdi 246'da e, şimdi mesela ben bir düşünceyi söyleyeyim sana. E, kötü haber veya iyi haber. Sabahtan akşama televizyonda korona korona ile bombardıman gören bir dima kafa. Zihnini dağıtır manevi bir divanı olur der. Koronayı fail, insanları da laboratuvarda ölüye hayat vermeye yetkili ve kabul edip kalbini dağıtır manevi bir dinsiz olur. Çoğu insanın imanı gidiyor. Ha, kuluçka makinesini yapmayı, ağacı dikmeyi, ağacı hayat vermek diye anlaşılmış. Ben fidanı dikersem, aşı yaparsam, ağacı haşa haşa ben mi halk Sebeplerden bir tanesidir. Allah zaten böyle bir adet koydu. Yuhi ve yumit o. Şimdi 246 sözlerde erva habise nedir? Bu korona hücresi donmuş enerjidir. Bunun adı erva habise'nin Erva Habise'nin donmuş haline Risale'deki adı Mevvadi Şerire. Şerir hücreler. Kim bu? Tanımlamasını yapıyor. İnsanın fıtratını bozan ve yanlış yollara sevk eden. Yanlış düşündüren ve insanın fıtratını bozan. Bu mevvat, mevvat, madde, madde. E nereden oluşmuş bu? Erva habiseden oluşmuş. haber bombardımanından, olumsuz felaket telallarından, Ondan sonra yanlış beslenmekten haftada birkaç defa helali dahi olsa Gusül yapma ihtiyacı yapmaktan çünkü kemik iliklerinde savunma sistemi orada Çöküyor ee, israf diyor ustad ee, İsrafattan diyor bak Müslümanlar imanın bereketiyle Bir de Sefaatten ve su suistimal helal dahi olsa suistimal etmeyeceksin fıtratını helal e, münasebet e, 20 günde ve ayda bir diyor mestevi ve lemalarda. Dolayısıyla bu insanın zafiyetine diyor sebebiyet veriyor. Bunlar ayıp değil. Bunları bazıları duyduğu zaman ya bunu ne an bahsediyor. Kardeşim hajaleti aver senin nazarında var. Kur'an'da değil. Kur'an'da da bu tür tabirler kullanıyor. Ben işte e, meşru 20 günde bir ayda bir ihtiyacı hakiki ya nasıl bunu söylüyorsun kardeşim? Bunlar e, manevi doktorum ben manevi bunları ben Müslümanlara uyaracağım ama maalesef bazı kardeşlerimiz anlayamıyor bunu. Şimdi dolayısıyla e, mevadi şerire, şerir madde, şerir madde e, nedir o? Onu ocağa koy ısıtalım şey çıkar. Erva Habisi. Erva Habisi nedir? Bir, şeytanların vesvesesi. Cinlerin vehimleri. ondan sonra yalnızlığın 200, şey, 339 sözleri hatırıma geldiği kadar yeysin zulumatından, kimsesizliğin vahşetinden, erva Habisi'nin izacatından, o vahşetin deşetinden an şartla kurtulabilirsin diyor. Ha, yalnızlaştırılmış bir asır. Kimsesizliğin e, ee, yeisin zulümatından, kimsesizliğin vahşetinden. Vahşet. Onları kısaca yeis, ümitsizlik e, kalbin dağınıklığına. Kimsesizlik dehşette de şeyinde e, de, vahşetinden. Vahşet de şu kimsesizlik. Çöle atılmışsın, helikopterle bir taraftan aslan saldırıyor bir taraftan timsa saldırıyor bir taraftan sırttan kobra ile falan mutlaka öleceksin Erdinci. Peki Erdincim o anda mutlaka öleceksin. O hangi ölüm şeklini tercih edersin? Sırtlanla mı, timsahla mı? Ha o anda hissettiğinin adı vahşet. İşte kimsesizlik vahşeti bu. O anda birisi seni kurtarsa ne kadar minnettar olursun. Ey bu yerlerin hakimi. Ya ey bu yerlerin hakimi. Değil mi? Şu anda Allah o kadar, her zaman da tövbe. Ama Allah o kadar ihtiyaç ki Allah'a teslim, tevekkül, itimat, kanat, kahveni iç yav. Ondan sonra an şartla, an şartla e, şeye e, te, te, haberlerde muhatap olmayacaksın. Bak komutan ne atmış biliyor musun? Komutan bak komutan onu okuyayım seni böyle uzun uzun anlatıyorum ki e, rahat olasın bak şimdi komutan Suriye'deki o adam dur bulayım o kadar hoşuna gidecek ki heh, şuradaydı galiba e, bulabilecek miyiz burada değil galiba Çarşambaya mı atmış Re, 38 sözlerden şey yapmış e, bakayım bulabilecek miyim? 38 o... Ama tam öyle net olarak bakamamıştım. Ya çok önemli. Onu bulabilir misin o? Yani 20, 38. sayfayı e, şey yapmış. E, ha, buldum, 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 buldum. Bak diyor ki haberlere muhatap olursan tamam mı? Bu 38 Kastamonu hem o geniş ve cazibedar siyaset ve boğuşma dairelerine bu korona savaştır Tamam mı kardeşim dünyanın doğasından değil bu hem o geniş ve cazibedar siyaset ve boğuşma dairelerine dikkat eden bazen kapılır haberlerde bak olunca bak dört tane şey olacak sana 4-5 tane bir İnsan bu haberleri takip ederek vazifesini yapamaz. 2. Selameti kalbini koruyamaz. Hüsnü niyetini, istikametini koyamaz. İstikametli fikri olmaz. Hizmette ihlası da kaybeder. Esbabı faiz zanneder. Ya fez subhanallah. Geçmiş olsun derler adama. Yani o zaman Peki ustad ne diyor? Böyle durumlarda çaresi nedir? Her kafadan ses çıkıyor. Ha, demek ki bu maddedir. Bu madde donmuş erva habisedir. Sekenesi vardır, mümesili vardır. Öyle diyor aynen. 246 bak. Çaresi 258. Kas sözlerde tılsımat-ı Kur'an ile tedavi olun. Yani Kur'an'ı hayatımıza geçireceğiz. Nedir o? Kur'an'ı hayatımıza geçireceğiz. Yani Kur'an'i düşünceye sahip olacağız. Yani camları dışarıya, ağzımızı, burnumuzu kapattığımız gibi. Adam maske söylüyor. Maskeyi burun ve ağızdan daha önce gözüne, kulağına koyması lazım. Ha Anladın mı abi? Televizyon haberlerine ve seslerine. Ko e koronaya karşı ağız tamam. O maskesini kulağına ve gözüne koysun ilk önce. O şeyi koysun. Sonra bak ne diyor 258. Tısımat-ı Kur'an'ı yani hayata Kur'an'ı geçireceğiz. Mesela bak ben e, ömrüm Risale-i Nur hizmetiyle geçti. Allah'ın dostu şükür için söylüyorum. Ama ben külliyatı okuyunca çok rahatlıyorum. Ama bir şeyim eksik. Gene var kenarda bir sıkıntı. Cüzü okuyorum. Ah! Oh ve okuduktan sonra kahvaltıdan sonra iki saat sonra da bir kahve de koyuyorum. Haber mi? Hiç alakam yok. Dostlarımla alakadar dersimi yapıyorum, çalışıyorum. Ondan sonra yesinler koronasını, yesinler ölümünü. Ha, tılsımat-ı Kur'aniye ile tedavi ediniz diyor. Kur'an'a ve Kur'an adına çıkan Risale-i Nur'la tedavi olunuz. Yani onun talimatı dediği gibi harekete tılsımat-ı Kur'an'ı sonra başka ne var içinde? Tılsımat-ı Kur'an'ı e, latif nükteler 30, 31, 32, 33. sayfada huruf-u mukatta onları okumak okumak tamam mı? Onları taşımak tenine değecek gibi cep telefondaki kart gibi böyle temas edecek taşımak Allah'ın izniyle Risale-i Nur'un 123. sayfasında onu da yaptık. Ee, bir ders yaptık koronavirüsüne karşı ihlas e, şeyini aktif etti. Yani onu da sıkıntıyı şöyle çöz diye bakıyor. Onun için rahat ol sevgili kardeşim. Ondan sonra maskeyi tak iki yere burnun ağzına, kulağına ve gözüne. Ondan sonra Kur'an'ını oku, Risale'ni oku ama defterini koy, notlarını al, keyfine bak. Tamam. Hadi abi. Allah'a emanet ol Rabbim iki canımızı eylesin. Acilen acilen olmayan hastalığına şifa versin inşallah. Amin amin abi. Aynen ben de öyle inanmaya başladım ya. <laughs> olmayan hastalığıma afetlerle inanmaya başladım da bir şey diyeyim onun size. Tamam. Rahat ol ama şey yap. Eee doktorların da hekim azıklarını tavsiyelerini de uy yani uy. Hekimi Hazık'ın şeylerine de tavsiyelerine uy. Çünkü aldığımız toplumsal şeyler, hücrelerimiz bazen değişiyor. Evet. Tamam mı? O hekim Hazık'tırlar. Şu anda reisimiz şeydir. E, ulul Emir'imizdir. Ulul Emir'imizdir. Halife değildir. Halife olsa mehdi olması lazım. Ulul Emir toplumu anarşilikten kurtaran şahıstır. E, ulul Emir. Dolayısıyla bu anarşiliğin tersidir bir yönteme bağlı olmak. Şey dahi olsa CHP dahi olsa başta itaat edeceksin. Çünkü onun e, tersi ka kaostur toplumda, anarşiliktir. Bunu anlamıyorlar. Ululemir sanki Tayyipçi olduğumu zannediyorlar. Ya kardeşim bir otoriteye itaat edilmezse o toplum ne olur? Dört şey olur. Can, mal, namus ve hürriyet özgürlüğü kalkar. En en kötü yönetim bile yönetimsizlikten daha iyidir. En kötü karar da kararsızlıkta da daha iyidir. Allah bunla, bunlara feraset versin. Bu yani ulul emirimiz deyince yani basmıyor kafada. Yani ulul emire itaat etmesen herkes kendi kafasına gitse anarşist olmaz mı? Anarşist Allah, ruhlular Allah. bunlar ya. Anarşist Allah. anarşist ruhlular nizamı istemezler alakasız ve A -koda, alakası ve muhatap olmuyoruz zaten. Hadi selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Allah razı olsun abim. çok şeyler böyle açıldı, gelişti ama hiç bir denk size söyleyemedim. Çünkü lafınızı kesmek istemedim ama çok istifade ettim. Allah razı olsun. Amin. İla, i̇lacını da kılan kardeş endişe etmez. Bilacım bitti şimdi de e, gidip tekrardan verecek misiniz diye sorayım mı? Tamam git git böyle biraz kal böyle kendini iyi hissettin. Beni mesela biraderim, öz biraderim, amcamın çocukları vesaireler sonra aradılar beni. Kendileri evde istirahat ettiler hiç gitmeden de atlattılar yani bir şey değil yani. Ha. Şey değil ama git çünkü bu e, adetullah'a da uy ondan sonra nasılsın hiçbir şeyim yok. Hakikaten yalan deme ya haşa. Ondan sonra doğru sen zaten bir şey yoktu ki oluşturduğum şey ya stresin. Aa şimdi Allah da bana okutturdu vücudunda da teri attın. Allah'ın izniyle hiçbir şey yok. Yok da yok. Ama gene git. Tamam mı? Tamam abi. Selamünaleyküm. Şimdi ee, şey yaptığınız zaman illa benim bizzat okumam değil çünkü ben benim ustamdır. Yani Kur'an kıraat ustam. Aha. Hafızın kıraatı var ya siteye koydum evet, Kur'anla evet, terapi. Evet, 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 Aynı tarifine evet. göre gözünü kapat, önüne de kahveyi koy. yastan gözünü kapat, beyninin <laughs> içine okuyormuş gibi. Hafızın o Kur'anını, hurufu mukatasını. Değişiklik olsun diye benim de okumam var kayıt. Onu da <laughs> Onu da atayım. Sitede var zaten. <gülüyor> <gülüyor> ha, <gülüyor> var başvuru mukatta 7 dakika. Ha, onu da böyle e, aynı. Ha kayıt tam ben okumuşum ama ben tabi izahat da yaptım. Bu kadar sen benim e, yakınım olduğun için izahat yaptım ama mı, e, e, müsaade edersen Müslümanlara bu kaydı da atabilirim. Çünkü ha. telefon kendisi otomatik şurada kayıt da. Müslümanlar istifade etsin diye atabilirim. A, şey yaparsan, izin verirsen konuşmamızı. Ee, bu şeyi e, kayıtlarımız var ya bu hafızda şey onları evet. onları da onları dinle yani böyle tamam bu e, şeyi he, okumam beni bu okumamla o kayıtlar aynı hatta e, hafızınkisi daha tesirlidir. Ha inşallah. He o usta Ondan çünkü. Dinliyordum akşamları zaten he, dinle dinle. Hadi Allah emanet ol sevgili canım. Allah razı olsun abiciğim. Selamun aleyküm.